Para verdim abi. Şu an kaydediliyor. Gittim para verdim. Zuma mı? Zoom aldım abi sırf podcast için. Ne Evet. kadar verdin? Verdik abi. Dolar bazında alıyorlar. Verdik bir şeyler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kameraya mı baksam, ekrana mı baksam? Ekrana bakıyorum. Ya sürekli kameraya bakma, ara sıra Aynen. kameraya bak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun zamandır biliyorsunuz bir podcast planım vardı. Bunu hiçbir zaman hayata geçiremedim. Çünkü birazcık yoğunluk olsun. Şunu bir çıkarsam biraz bir tanesini. Biraz yoğunluk olsun. Böyle de çok sıfır estetik. Biraz yoğunluklar olsun. Birazcık da tembellik olsun. Geç kaldım. Fakat şu an ilk bölümü çekiyoruz. Şükür. İnşallah da devamı bu hızda gelir. Bugün Güray abi sağ olsun bana beni yalnız bırakmadı. İlk bölümde yanımda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ciddi bir ortammış gerçekten. İşte insan yapmadan bilemiyor. Ne kadar canlı olmasa da birazcık heyecan oluyor. Belki de öncesinde bir saat konuşup bir anda hadi kaydedelim artık dediğimiz için söylenecek laflar bitmiş de Evet, olabilir. o da olabilir. Ne Biraz içiyorsun? Yeni koçunun yazdığı bir karışım mı? abi oralara da geleceğiz. Oralara da geleceğiz. Ama bu kahve şimdilik. Efektif kullanıyorum. Gün içi yorgunluğumu alması için. Podcast'in biraz amacından bahsedeyim. Podcast'te ne yapacağız? İşte Türkiye'de bilinen vücut geliştirmecileri, yani tamamıyla vücut geliştirme üstüne ilerlemek istiyorum. Çünkü yurt dışında, Amerika'da özellikle bu işi çok iyi yapanlar var. Fakat Türkiye'de podcast anlamında sporcuları alıp sporculara konuşma fırsatı veren bir yer yok. O yüzden biz de Güray abiyle bunu zaten epeydir konuşuyorduk. Bunun üstüne işte vücut geliştirmenin bu karanlık tarafları olsun. Vücut geliştirmenin detaylı bilgileri olsun. Onları Karanlık konuşacağız. tarafların nereler tam olarak? Abi konuşuruz. Onları da ilerleyen zamanlarda. Konuşmayalım mı? Burada ev sahibi sensin. Ben şunu bir tanesini çıkarsam olur mu ya? Heh. Çünkü kendi sesimi duyamıyorum. Böyle çok mu kötü duruyor şu an? Yok. Tamam. Abi öncelikle dediğim gibi hoş geldin. İyisindir umarım. Yoğun bir gün müydü? Fena değildi. Çekiş günüydü herhalde Bak, bugün. ufak bir sorum var. Ciddi bir bölüm mü olacak böyle? Yoksa Abi bence ciddiyle bizim makara halimizin karışımı olmalı yani. Sence? sen laf edersen. Ya abi, abi bana bırakırsan ben şaşarım çizgisinden de. Başladıktan sonra devamı Aynen, gelir aynen. sana. Abi öncelikle seninle ilgili birkaç soru sormak istiyorum ben. Şimdi seni epeydir arkadaşlar takip ediyor. Gerek benden olsun gerek senin. Zaten yıllardır YouTube'a içerik üretiyorsun. 10 sene oldu mu abi? 10 sene olmadı ya. Spora başlayalı 10 sene olmuştur ama. YouTube ama bir 6 senesi var gibi sanki. Var var. O karın Var var. kası videosundan hesabı aslında şey yapılabilir. Referans olarak alınır. bu dönemde abi sadece 2 yarış yaptın herhalde. Öyle biliyorum. Aslında 4 yarış yaptım. Ha işte yurt dışı İspanya Bir şey tane dünya yurt şampiyonası. dışında, 3 tane Türkiye'de. Türkiye'de 3 mü yarış yaptın abi? Evet. Ben bunu bilmiyordum. Ben dedim Yazıklar 2-1. olsun, Ben sorun iki değil. tane biliyordum. İki tane var diye. Bir tanesinde ikinci olup diğerinde birinci oluyorsun diye biliyordum Bir tane de dördüncü olduğum var ilk girdiğim. abi. Ha onu bilmiyordum abi. Peki abi şimdi ilerleyen süreçlerde ya zaten Instagram'da da soru sormaları için arkadaşlara kutucuk bırakılıyor. Onu bırakmıştım. Genelde herkesin seninle ilgili sorduğu soru Güre abi yarışmak istiyor mu? Yarışacak mı? Yarışmacı olarak ne düşünüyor? Yani profesyonel anlamda kariyerin ilerleyecek mi abi? Bir vücut geliştirmeci olarak. Yani açıkçası yarışmayı düşünmüyorum. En azından yakın zamanda düşünmüyorum ama podyuma bir kez çıkan herkes aklının bir köşesinde yine de o yarışma ihtimalini her zaman tutar. Ama yarışma stratejik olarak da mantıklı gelmiyor. Ciddi bir zaman, para, bir Arada evet. miktar sağlıktan belki feragat etmen gerekiyor. Yarışacağın yer yine Türkiye. Zaten Türkiye şampiyonluğum var. Bir daha Türkiye'de şampiyon olsam ne, olmasam ne. Gidip de yurt dışında da açıkçası pro kart alabilecek potansiyelim olduğunu düşünmüyorum. Oralara da gidip ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olmak için bir sürü para dökmeye gerek yok. Mantıklı gelmiyor. Ya istemediğimden ve sevmediğimden değil ama mantıklı gelmiyor.
Yani abi aslında bir nebze bence de dediğin doğru. Şimdi bazı sporcular şey kafasına girebiliyor. Mesela sen çok güzel bir şey dedin aslında orada. Bu arada benim şu an yeni çalıştığım koçum da hani bana bu yönde aslında bir kesim yaptı. Hani sen şey dedin, yurt dışında atıyorum işte pro kart alabilecek şu an seviyede değilken neden gidip de o kadar masraf yapıp? Çünkü bizim zaten bir realitemiz var, yani Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim kur çok yüksek, işte yurt dışında bir yarış yapması, burada bir sporcunun yarış yapması en az 40-50 bin TL falan tarzı. Yani oradaki konaklaman, ilaçların, yemeğin, cartın, curtun, o tarz masrafların var. Sen de o yüzden bence mantıklı düşünüyorsun. Yani peki ama yani bir yerde şey diyecek misin, yani tamam ben okeyim artık deyip çıkacak mısın sence peki yarışmaya, yani mesela? Bence benim içimde öyle bir düşünce var sana karşı, çünkü sen böyle yani bir anda mesela deyip hani tamam okeyiz artık deyip yarışacak mısın gibime geliyor. Yani bilmiyorum. Şöyle biz bir süredir böyle seviyemi çok üste taşıdığımı düşünmüyorum. Yavaş yavaş bir ilerleme var ya da yerinde sayma var. Onun için bence hani bir gün böyle hazır olup çıkacak gibi değil de gerçekten bir süreç gerekiyor. O yüzden yok be. Bizden Yani geçti. Emeklilik artık. Emekli bodyci. Koç diyebiliriz belki. coach yani yarışma yok diyorsun abi. Yok gibi. Üzücü. Abi onun dışında peki bu yarışmadığın dönemde yani kaç senedir yarışmıyorsun abi şimdi? İşte 2018'de yarışmıştım en son. 4 sene geçti değil mi? Bayağı oldu. 4 sene bir ban süresi. Peki abi, bu 4 sene boyunca ne yaptın? Yarışmadın. Yani vücut geliştirme adına ne yaptın dersen sadece antrenman yaptın herhalde. Bir de yani başka ne yaptın Ya o ne yemek yedim, antrenman sen? yaptım. Niye küçümser gibi söylüyorsun? Yok abi, küçümser gibi söyleme. Yani ne yaptın yani? 4 sene boyunca ne yaptın? Oraya böyle yazmış Ya abi. Ne şöyle 4 düşündüm sene yazarken bilmiyorum aslında ama yazmışım ya ilk yurt dışında yarıştığımda yani. overall olan çocuk benim sikletimde ve benim yanımdaydı. Baktım dedim ki inanılmaz ince bir beli vardı. Proporsiyonu falan, kas şekilleri inanılmaz iyiydi. O zaman dedim ki yani bu işi bu seviyenin üstüne taşımak için hani tamam Türkiye şampiyonusun, gittin yurt dışına. Bunu üstüne taşımak için gerçekten biraz Allah vergisi de bir yapı olması gerek diye gördüm. Yani çocuğa baktım gerçekten güzel bir fiziği vardı. Hani geliştirilmişten ziyade güzel bir fiziği vardı. O yüzden şuna karar verdim ki men's fizikte başarılı olmak için kesinlikle anatomik bazı avantajlara sahip olmak şart. Yani istediğin kadar çalış, istediğin kadar sert, kuru bir şekilde podyuma çık ki ben her zaman çok kuru bir şekilde çıktığımı düşünüyorum. Yani Evet takıntılı bir abi, şekilde diyet senin yaptığım için. kuruman lazım. Ama sen o beleni ne yaparsan yap, kalınsa inceltemezsin. Karın kasların düzgün değilse düzeltemezsin. Ve bunu görünce biraz men's fizikte yarışmaktan soğudum açıkçası. Çünkü o kadar inanılmaz derecede bir estetik olduğumu düşünmüyorum. Ha, kötü bulmuyorum kendi fiziğimi. Bence de. Yani ortalama üstü iyi görüyorum hani anatomik olarak ama ya elit düzeyde, inanılmaz düzeyde görmüyorum. Onun dışında da baktığında klasik fizik ya da bodybuilding yarışmak, zaten bodybuilding yarışmak çok uzak şu an bana. Yani ne öyle bir hedefim var ne o kadar yemek yiyecek bir isteğim var. Kesinlikle yok. O zaman diğer sikletler için de biraz zorlamak gerekiyor. O yüzden biraz rölantiye aldım. Tabii bu rölantiye aldım hani her şeyi bıraktım saldım anlamında değil. Bazı şeylere devam ettik ama bazı şeylere devam etmek yarışma döneminde kullandığın gibi normal Olmuyor. yaptığın dönemde olmuyor. Çok çok Evet. farklı. Evet. Dörtte biri, beşte biri, belki altıda biri. Yani Evet. 20, hani bunlara girecek misin podcast'te bilmiyorum. Bence Gireriz abi. girmende fayda var. Çünkü zaten YouTube Kesinlikle. kanalın var. YouTube kanalında Var. güzel içerik üretiyorsun. Orası ayrı. Burası belki biraz daha bodybuilding Evet. sevdalıları için olabilir. Baktığımda şunu fark ettim. Belki konuya biraz bodoslama girmiş olacağım ama bence bu söylediğim çok önemli olacak. Ben bu işlere başladığımda, bu işlere tırnak içinde söylüyorum, her zaman bu mucizeyi medikal ürünlerde görürdüm. Yani. Evet, çoğu. Hepiniz gibi. Şu an Bu işi evet, şu an yapan Türkiye'deki ve ben de dahil herkesin toyluk döneminde inandığı bir herkes, şey. yani hep diyordum ki ya bu iş bunda. Onla olmadıysa X'le olmadıysa Y ile olacak. Y ile olmadıysa Z ile olacak. Bu Evet. dozla olmadıysa şunun Şunun olacak, oluyor. bunun olacak. Bir süre sonra görüyorsun ki hepsini deniyorsun ediyorsun ki
Olay burada değil. Evet. Olay zaten ya olay burada değil. Bunlar işe yaramıyor anlamında değil. Baktığın herkes aynısını yapıyor aşağı Evet, yukarı. evet. O değişen bir parametre değil. Nasıl ki tavuk pilav yiyorsan kullanılan şeyler de aynı. Evet. Ha, kimisi haftada bir iki somon da yiyor, kırmızı et de yiyor gibi bir iki ekstra bir şey alıyor olabilir. Ama nasıl ki senin diyetinde somon, kırmızı et inanılmaz fark yaratmıyorsa, bu ufak Evet. nüanslar da asıl farkı yaratmıyor. Ben bu 4 yılda en çok bunu gördüm. Evet. Ve Ya muhtemelen 20 kilo daha az kas kütlem vardı. Muhtemelen değil, 20 kilo daha evet. az kas kütlem vardı. Yani 70 küsür kilolarda yarışıyordum ben. O zaman daha çok kullanıyordum. Evet. Abi şimdi ben asıl yani senin zaten bu konuda tecrübelerin ben Türkiye'de yani tek gördüğüm için de ilk zaten vücut geliştirmeye geçme kararı aldığımda hani senin peşinden koşmamın sebebi de buydu. Hem bu işte o 4 senede ne yaptığını sorarken aslında abi asıl ben bunu sordum. Çünkü zaten sen piyasada her şeyden önce senin yani bilgin, birikimin ve hani o olaylara bakışın ve Türkiye'deki bu ilaç konusundaki aslında yaklaşımınla tanınıyorsun daha çok bence. Yani sen de bunu diyebilirsin Estağfurullah. herhalde. Teşekkür ederim. Yani ben de işte abi hani ben o 4 senede bunun üstüne aslında birazcık zaman geçirdim diyorsun yani değil mi aynı zamanda da? Yani gerek araştırma gerek işte deneyim tecrübe olsun. Yani 4 Evet. senede aslında belki profesyonel anlamda hani bir yarışma çarçur planların olmasa da kendini hep bir koç olarak geliştirdin yani ister istemez. Gerçekten. Yani şöyle, ben bunu şahsen kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle son 1 senede medikal kısımda hani öğrendiğim her şeyi zaten biliyordum. Orayla alakalı kendime çok bir şey katmadım ve kafayı oraya yormadım. Kafayı gerçekten antrenman ve diyete yordum ve bence farkı da gerçekten bu sağlıyor. Bu şu demek değil yani, bilmiyorum, illa ki natural arkadaşlar da izleyecek bunu ama bu demek değil ki naturallerle aynı, bunu kullansanız da kullanmasın. Hayır, kullananlar için de söylüyorum. Evet. Yani olayın şeyini orada aradığınızda hata yaparsınız. Zaten abi bizim seninle de hep konuştuğumuz şey ya benim senden aslında yani en büyük öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Hatta ve şu an da hala aslında bu gelişimimin yani biraz hızlı geliştiğimi söyleyebilirim. Gelişimimin arkasındaki şeyin aslında senden kaptığım o antrenman parametreleri ve aslına bakarsan o bizim intensity dediğimiz mevzuyu senden öğrenmem. Zaten oralara da geleceğiz. Bu sırada abi koşuk demişken şu anda da zaten koşuk hizmeti veriyorsun değil mi? Evet. Peki abi koşuk hizmetinde ben buraya işte aldığım konukların genelde çoğunda yüksek ihtimalle bir uzaktan eğitim dalgası oluyor olacak. Herkese işte bu konuyla ilgili de konuşmak istiyorum. Çünkü online koşuluk, online coaching artık vücut geliştirmede bir realite yani. Baktığın zaman bütün başarılı atletlerin hepsi işte ben Amerika'dan alıyorum, işte Furkan oradan alıyor ya da bütün atletlerin çoğu yurt dışından da koçluklar oluyor. O yüzden bu da gelişen bir sektör. Sen buna nasıl yaklaşıyorsun abi koçluğa? Yani senin için mesela nicelik mi daha önemli, nitelik mi? Yani yaklaşımın nasıl? Yani şu şekilde, öncelikle bu soruya hazırlanmadım belki. O yüzden umarım Ya hani böyle kalite meraklısı olduğunu sansasyonel bir biliyorum. şey söylemiş olmam, anladın mı? Onu demek istiyorum. Şimdi, 2 gün sonra çıkıyor işte. Orada öyle dedi. Koşlara şöyle dedi. O Evet. yüzden çok düşünmeden cevap vereceğim. Bence şu olmalı. Bu işi sedanterden yapan insanlar da destek alıyor. Muhakkak destek alıyor. Çünkü Evet. adam internette vakit geçirmek, araştırmak istemiyor. Gayet normal. Adam bir nevi aslında zamanı satın alıyor Evet. senden. Bir hizmet alıyor Yani yani parasıyla. ben ya antrenman ıvır zıvır vıdı vıdı araştırmak istemiyorum diyor. Alıyor. Buna gayet normal bakıyorum ama benim yaptığım bu değil. Yani benim yaptığım biraz daha orta, ileri düzey. Ha, başlangıç düzeyi de yapıyoruz, kesinlikle çalışıyoruz ama yine de mentalitesi vücut geliştirme olan insanlarla Evet, çalışmayı bu çok seviyorum. önemli. Bu çok önemli abi. Çünkü ben seni zaten yakinen de çok iyi tanıyorum ve biliyorsun bazı sedanter bireylerde bu bizim aslında sahip olduğumuz vücut geliştirmecilerde sahip olduğumuz bu hardcore yani hardcore değil denemez de yani artık hani böyle rutinleri sevme, rutinleri kabullenebilme mantığı olmuyor. O yüzden de sen yani koşulukta aslında bunlara dikkat ediyorsun yani sedanter bireylerde diyorsun. Yani daha çok aslında koçluğun senin bu işi birazcık daha ciddi Tutkuyla yapanları tutkuyla diyebiliriz ciddiyle belki. yapanlara diyebilirsin anladım. Peki abi şey mesela koşukta belli bir
kota sınırın var mı yoksa hani herkesle şu an ilgilenebiliyor musun sayısız bakımdan? Şöyle bir 10 gündür falan kontenjan kapalı herhalde. Açmak istiyorum ama gerçekten zor yetişiyorum. O yüzden şunu fark ettim. Bir de tek başıma olduğum için bazı online koçlar var. Altında 3-4 tane antrenör çalıştırıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ama benden koçluk alan biri bence direkt benle iletişim kurmak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir yerden almıyor. O yüzden her şeye ben bakıyorum. Her mesaja ben bakıyorum. Her ıvır zıvır her şeye ben bakıyorum. Yani Evet, çalışan insanlar ben de biliyor. o konuda senin gibi düşünüyorum abi, çünkü yani ben şahsen mesela sen de aynı konuda aynı şeyi düşünüyorsun. Yani başka birisine bir şey emanet ettiğim zaman aynı iç rahatlığıyla sürdürebileceğimi düşünmüyorum koçluk babında, ki sen de öyle düşünüyorsun. Kesinlikle. O yüzden inanılmaz bir kontenjan hiçbir zaman olmayacak. Şöyle de bir şey var. Ha, bunun da güzel yanlarından birisi o kontenjan çok şükür diyelim bir şekilde dolduğu için hiç reklam vesaire hiçbir şeye ihtiyacımız olmuyor genelde. Evi de kendi adıma konuşursam ben işimi gerçekten %100 verimle yaptığımı düşünüyorum yani. Çünkü adamın başarılı olmasını böyle içten istiyorum. Genelde de insanların memnun olduğunu düşünüyorum açıkçası benle çalışmaktan. Yani birebir O senden zaman WhatsApp sen bu üstünden. podcast'i birkaç hafta sonra yayınla o zaman kontenjanları da açıklayayım. Ya şaka bir yana, şaka bir yana bu işe böyle tutkusu olmayanları benle çalışmasını çok önermem. Ama diyorsa ki ben bir asker disiplinini de yaparım, en iyi sonuç almak için çalışırım. O zaman ben de sizle %100 ilgilenirim. Evet ya, o çok önemli abi. Şimdi aslında diğer mesela coaching veren hizmetlerde bir nebze şey yapabiliyorlar yani. Kişi sonuç almasa da ya da kişinin artık bu mesela disiplini, tutumu oradaki koçu ya da işte antrenörü rahatsız etmeyebiliyor, ama bende ve sende de var bu. Yani ben mesela atıyorum adam bir şeyde disiplinsizlik yaptığı zaman gerçekten sinirim bile bozulabiliyor yani. Hani Aynı geriliyorum, şekilde. ya mutlu olamıyorum. Yaptığım işi bir şekilde yani kalitesini yansıtamamış gibi hissediyorum. O yüzden de memnun kalmıyorum. İşte Gür abi'den de işte koçluk almak isteyenler kendisini istesin. Sende nasıl kontenjanlar? Kanka, Sayı vermene gerek yok yani. Bir sayı sınırlıyor yok. musun? Bende de şöyle abi, sayı yok. Mesela benim senle en başından beri konuştuğumuz şey şu: sen hep bana şey diyorsun işte, kendini geliştir. Zaten senle de konuşuyorduk bunu. Yani ben kendimi geliştirebilecek bir açık bırakıyorum. Ve bu açığa müdahale ettiği an kesiyorum abi, öyle düşünüyorum. Çünkü benim bir yerde yaşım genç, koçluk babında öğreneceğim çok şey var. Kendimi geliştirmek istiyorum. İleride de bu sektörde koçluk anlamında bir antrenör olarak kaliteli bir hizmet sunabilecek. Yani en azından elit düzeyde bir hizmet sunabilecek kadar bilgi birikimi isteyen birisiyim. Her konuda, gerek ilaçlar olsun gerek beslenme, antrenman. O yüzden de yani o yere müdahale, kendimi geliştirdiğim aralığa müdahale ettiği an kesiyorum Evet. Yani belki şu şekilde bile senin koçlukta bence kaliteni bence vurgulayabiliriz. Yani baktığında ciddi bir kitlen var. Abone sayın var. Evet. YouTube olsun, Instagram olsun. Benden çok daha fazla ki ben de bile Evet. talepleri karşılayamıyorsam seninkini düşünemiyorum. Ve sen altına iki tane antrenör alıp onlara koçluk ücretinin üçte birini verip fiyatları da biraz daha düşürüp ciddi şekilde bu Evet. işten para yapabilirdin. Evet, ben de Yapabilirsin de yani hala. abi, ben de Ama zaten genelde seni mutlu edecek şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. ben de abi zaten genelde kontenjanlar yani bir 20 saat içinde falan bitiyor açtığım zaman. Yani evet, sosyal medyada bir zaten kitlem var arkamda, ama ben hani kitlem var diye de kaliteyi düşürmek istemiyorum. O yüzden ya, çünkü bu iş mesela biz senle de gene konuşuyorduk. Sen de biz her şeyi konuştuğumuz için. Yani baktığın zaman şimdi ben bu işte daha yeniyim. 1,5-2 senedir varım. Ve ben bir işi kaliteli bir şekilde arka arkaya 5 sene boyunca verdiğim zaman, bu aslında bir momentum, kümülatif olarak 7-8 sene sonra benim kalitem her zaman belli bir seviyede kaldığı için insanlar bunu bilecek ve bunu bildikleri için hiçbir zaman bir şeylerin sıkıntısını çekmeyeceğim. O yüzden ben her zaman işimin kalitesini yüksek tutmaya çalışıyorum. Mantığım da bu. Abi şimdi koşluk carçurt demişken carçurt koşluk da Kağıt, kalem ve kağıt mı var önünde? profesyonellik. Wow. Abi koşuk da şimdi son zamanlarda benim de biliyorsun yüksek bir proteinle tecrübem var. Yani özellikle Cameron'la çalışmaya başladıktan sonra farklı bir şey denemeye başladık. Şimdi ondan önce sana şeyi soracağım abi. Sen proteine bakış açısından ne kadar aldırıyorsun? Kaç gram aldırıyorsun? Yani mesela bir atlet geldi sana, dedi ki hocam ben işte kilo almak istiyorum.
Kış ayındayız. Kış ayındayız. Kış balkı. Yani öyle bir algı var ya, kış mevsiminde büyünür. Öyle bir algı var derken yanlış mı? Linç. Doğru. Yani mesela adam geldi, sen ona ne kadar protein aldırıyorsun abi? Özellikle şu Şöyle. ekonomide. Genelde yüksek başlatırım. Ne olur ne olmaz açısından yüksek. Bu yüksek ne kadar? Kilo başı 2,5 falan. Sana göre yine düşük. Yani diyorsun ki bu off sezon için vardı değil mi? Yani bir, ya balk Bu için. gelen herkese yüksek başlatıyorum. Ha, Off sezon. herkese. Off sezon. Ya bir Evet. adam diyete de girecek olsa, kilo almak da istiyor olsa, surplus'ta da olsa, sen 2,5 katı veriyorsun yani. 2,5-3 katı olabilir. O civarlarda veriyorum. Ya antrenmana vesaire adapte oldukça o zaman zaten şöyle, bizim antrenman sistemimize hala çoğu kişi alışmış değil. Yani yüksek Evet. intensif antrenman sistemine hala çoğu kişi alışmış değil. O yüzden o kişiye bir anda karbonhidratı dayadığın zaman o enerjiyi yakabilecek kadar antrenman yapamıyor. Yani 3 set bench press mi? 3 set bench press yapıyor adam, oluyor. Hani Evet, anladın mı? fix Ama zaten 3-4 en hafta büyük sonra onu sıkıntı. çok daha iyi şekilde oturtuyor. O yüzden yüksek karbonhidratı öncelikle önermiyorum. Önce performansı görebilmem lazım. Eforu görebilmem lazım. Efordan memnun kalırsam aynen şu şekilde ilerliyor. Karbonhidrat yukarı, protein aşağı. Protein ne kadar aşağı kadar inebiliyor? Yani 4000 kaloride 180 gram proteinlere kadar indiğimiz oluyor ki buna bitkisel de dahil. Oraya da geleceğim. Yani abi sen diyorsun ki bir atlete ben ilk başta yüksek, yani 2,5 katı gibi bir proteinle başlatıyorum. Eğer atlet bundan verim alabiliyorsa ya da atıyorum antrenmanda progres yaşayabiliyorsa, ilerleyebiliyorsa, recover olabiliyorsa, yavaş yavaş düşebildiğimiz minimal bir noktaya kadar düşüyoruz diyorsun aslında, değil mi? Yani minimal, Evet. anladım. Yani protein konusunda bakışım böyle abi. Yani 300 gram tavuk yiyebilir bence 80 kilo bir vadici. Zaten baktığın zaman mesela biz de seninle o benim ilk sezonda 15 kilo kas kütlesi koyduğumuz o sezonda maksimum 400 gram 500 gram yemişizdir. Evet ki sen kaç kilosun? Ben Ben. kendimde de uzun süre denedim. 90-95 kilo arasında seyrettiğim dönemde 250 gram, 300 gram tavuk, bazen whey protein, yumurtayla geçiştirdiğim günler oldu ama karbonhidrat ciddi miktarda yüksek. Böyle 800-900 Evet. gramlara çıkan bir karbonhidrat. Recovery olabiliyordum. Bu da demektir ki yeterli proteini alıyordum. Yani ben bir de şöyle düşünüyorum abi. Mesela özellikle bu karbonhidratın yüksek olduğu dönemde, yüksek karbonhidrattan dolayı aslında o yüksek karbonhidratın da verdiği bir anabolik etki var diye tahmin ediyorum. Yani o yüzden bizim aslında yüksek karbonhidrat sayesinde bir recover kapasitemiz artıyor. Yani bir kortizolda bir düşüş. Yani bir vücut bir onu da bir hani bir faydalı bir şekilde kullanıyor gibime geliyor. O yüzden düşük protein daha çok tolere edilebiliyormuş gibi bence. Doğru, kesinlikle haklısın. Yüksek karbonhidrat demek sürekli bir insülin hakimiyeti demek. İnsülin zaten vücutta bulunabilen en anabolik hormon, bu her anlamda. Yani insülinin etkilerine baktığında direkt olarak protein yıkımını düşürüyor. Direkt Evet. olarak protein yıkımını düşürüyor. Ve sen zaten kaslardaki proteini yıkmadığında o kadar inanılmaz bir amino asit havuzu gezmesine gerek yok senin kanında. Yani yıkmadığın şey, yeni yaptığın kas miktarı zaten oldukça az. Yıkmadıktan sonra da ne kadar gerekli bilmiyorum. Ama ben şunu zaten sana demedim. Bu kadar yüksek protein mi olur dedim. Bunu gerçi dedim de. Yani Allah Allah, acaba nasıl olacak Evet. dedim. Çünkü Evet. ben bu işte bodybuilding'de her zaman tecrübenin de önemini söylemek zorundayım. Yani bazı kitleler gibi sadece bilim ya da bazı kitleler gibi sadece tecrübe, takım tutar gibi buna taraf tutmaya gerek yok. Birçok şeyi tecrübe ederek kendim de başkalarında gördüm, öğrendim. Ama bunu bir altyapıya oturtmak lazım. Diğer türlü yani ice tea içince canın makarna çeker. Şekersiz kola içince Canım canın baklava çeker. baklava çeker. Ona Yani dönüyor. Doğru diyorsun abi. bunu diyen koçlar da yok mu Türkiye'de? Var. Var. Evet. Senin bu suyu atman için somon yemen lazım. Somon yemen lazım. Bu suyu atman için neyse. Daha birçok örneği var. Şimdi kimse alınmasın. Şimdi abi peki mesela hiç yüksek protein gerçekten deneyimlediğim bir dönem olmadı diye düşünüyorum. Hani mesela benim şu an aldığım, ben 4 katı falan alıyorum şu an yaklaşık olarak sanırsam. Ya bu 4 katı mı alıyorum lan? Nerede? Evet, 4 katı alıyorum. 4 katı aldığım bir dönem oldu mu? Olmamıştır diye tahmin ediyorum. 4 katı olmamıştır. 3 katı olmuştur ama.
Ha peki mesela O da diyette, bulk döneminde değil. anladım. Ya ben çok merak ediyorum açıkçası mesela işte yüksek. Bu arada mesela yurt dışında çoğu pro gerçekten yüksek proteinli. Özellikle yabancı, Türkiye'de de yabancı koçlarla çalışan oraya da geleceğim bu arada. Yabancı koçlarla çalışan atletlerin çoğunda değil hepsinde zaten kaç tane var ki? Hep yüksek protein tercih ediliyor ve ben bunu anlamıyorum gerçekten yani. Ben de şu an yapıyorum ama anlamıyorum neden yaptığımı. Elbet bir Yani faydası var. Ya muhakkak uzun soluklu genel bir faydasını elbet görürüm diye tahmin ediyorum. Ya bence da biraz daha düşecektir senin proteinin. bu arada haftadan haftaya düşüyor gerçekten de. Bazı skill'lerin açıldıkça. Evet, o da var. Şu an dinlenme döneminde olduğum için belki de çok yüksek tutuyor olabilir. Yani çünkü ne kadar protein varsa vücutta o kadar protein yıkımı azalır gibi bir teori var. Ne kadar doğru ya da yanlış bilemiyorum ama. Yani anabolizanların olmadığı yerde aslında yüksek bir protein alımı mantıklı gibi mi diyorsun? Yani bu kadar yükseği bana yine garip geliyor. Evet, bu kadar yüksek bence de çok garip. Bir de Neyse. nasıl yiyorsun o kadar Abi şeyi? sorma ya. Bir de uncooked raw yani şey cooked veriyor ya pişmiş. Evet, bir de pişmiş. Yani o İnanılmaz yüzden ölüm miktarda. abi, ölüm yani. Bilmeyenleri, yani podcast'ı ilk kez dinleyenleri söyle istersen ne Bir kadar buçuk olduğunu. kilo, 1,5 kilo şu an net bir kırmızı et artı beyaz et tüketimim var. Minimum yani. Ya bir de mesela ilk başta ben öyle bir yapıyordum ki tavuğu. Suyu gidiyor, her şeye gidiyor içindeki. Hani böyle iyice bizi şimdi birazcık sulu bırakıyorum ki az yiyeyim artık yani. O yüzden öyle bir düşüncem var. Peki abi bitkisel proteinlere bakış açısında. Şu son zamanlarda sürekli Instagram'da bir yerlerde bir siyah storylerde karşıma geliyor. Bitkisel protein. Sence bitkisel protein bu amino asit profili konuşuluyor sürekli. Yani hiç mi bir şeye yaramıyor? Bence diyet döneminde sayılmasa da olur. Yani diyet döneminde aldığın protein ana kısmı hayvansaldan gelmeli. Ama off sezonda sayılabilir. Baktığında pirinçte falan da güzel kaliteli protein olduğunu gösteren araştırmalar var. İlla ki denk gelmişsindir. Onun yanına zaten biraz esansiyel amino asit aldığında işte az buçuk bir BCAA falan içiyorsan ya da Kesinlikle benim anlamadığım nokta kesiyorum abi. Benim anlamadığım nokta şu. Mesela insanlar bu tarz işte bitkisel protein falan eleştiriyor ya. Hani mesela eleştirdikleri zaman şöyle düşünüyorlar. Bir adam var. Amına koyayım akşam sabahtan akşama mercimek yiyor. Hani sanki böyleymiş gibi ama bu adam hiç mi protein tozu ya da cart bir şey içmiyor. Haklısın. Yani o evet. yüzden o da öyle bir Yani konu. esansiyellerle tamamlıyorsunuz aslında. Evet. Yani gidip bir bezelye yediğinde iki bezelye fena değil diyebiliriz. Makarna diyelim hadi en dandiğini alalım. Makarna yediğinde bir de yanına whey protein içtiğinde o Evet. şeyi tamamlıyorsun, havuzu tamamlıyorsun ya da BCAA'ya gereksiz diyen insanlar var. BCAA'nın gereksiz olduğunu gösteren bir sürü araştırma var. Çok doğru, yanlış değil ama bu araştırmalar nasıl insanlarda yapılıyor? Günlük Evet. proteinini karşılayan, Evet. haftada 2-3 kez et, balık yiyen insanlar. Baktığında Türkiye şartlarında zor. O aldığın bitkisel proteini en azından zenginleştirmek için esansiyel amino asit, BCAA. Bunlar eklenebilir. Bunlar Evet. hani stratejik şeyler, ufak ince şeyler. Ama muhakkak faydası olur. Ya bir daha bu araştırmalar konusunda benim hani insanların anlamadığı nokta şu. Ben öyle düşünüyorum yani benim bakış açım. Yani araştırmaların hiçbiri yani adam gidip de 130 kilo, 120 kilo işte vücuduna o kadar anabolik ilaç olan ya da işte o tarz high intensity antrenmanlar yapan bir vücut geliştirmeci üstünde yapılmıyor yani. Aslına bakarsan yani %100 doğrudur kimse diyemez bence yani. Sen de katılıyorsundur buna diye tahmin Buna, ediyorum. bu dediğine kesinlikle katılıyorum. Belki şöyle ufak bir şey ekleyebilirim. Sonuç araştırmalarına çoğu zaman ben kale almam yani güvenmem. Sonuç araştırması dediğim şey çinko kullanımı kas gelişimini arttırır mı? Da 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 Ah, arttırmaz. evet, Bu doğru. araştırmayı dikkate almam ama şu araştırmayı dikkate alırım. İşte çinko ne yapar? Östrojeni işte bir nebze azaltır. Çinko ne Ha. yapar? Uyku kalitesini arttırır. Cilt kalitesini arttırır. Çünkü ortada bir mekanizma var. O mekanizmanın sonucuna soktuğunda işte significant diyorlar ya istatistiki olarak anlamlı bir sonuç elde edemeyebilirsiniz hesaplamalara göre insanların seviyesine göre ama orada bir mekanizma varsa muhakkak orada az da olsa bir etki olur. O yüzden ben mekanizmalar üzerinden giden araştırmaları dikkate alıyorum ama işte antrenmandan sonra bilmem ne suyu içmek kas gelişimini arttırdı mı 8 hafta. Ya o 8 haftada senin kas gelişimin normalde de artmayabilir. Evet, çok doğru. Yani
Aslında bir nevi onları ufak da olsa bir referans alınabilir ama gene baktığın zaman ya ben abi mesela şimdi son zaman bir ara şey zamanım çok oldu benim. Full işte bu nerd kafa bilim işte araştırmacı. Ama şu an mesela artık şeyi düşünüyorum abi şu son özellikle son zamanlarda. Yani bu iş gerçekten 70 yıldır var ve 70 yıldır yani insanlar sürekli elit düzeylerde çok başarılı insanlar bu işi yapıyor. Koçlar, sporcular. Yani baktığın zaman aslında her kuşu şey yapmanın da bir mantığı yok. Yani belli başlı aslında bakman gereken yerler ve temeller var. Yani o basiclerin dışına çıkmayıp aslında bence her şey çözülebilir yani diye tahmin ediyorum. Ya doğru ama şöyle tabulaştırmamak da lazım Evet. baktığında. Çünkü o zaman split antrenman yapalıma kadar da olay gider. Evet. Bence her makalenin, araştırmanın şeyin altında bir mekanizma aramak lazım. Bir fikir aramak lazım. Bir analitik düşünmek lazım. Ve bu da herkesin yapabileceği bir şey değil. Bunun için bir bilgi birikimi olmak zorunda. Sen koçluk yapıyorsun, ben koçluk yapıyorum. Biz gidiyoruz saat 2 saat bir podcast dinledim ben mesela. Bundan gocunma. Ama herhangi bir kişinin işi var, gücü var, mesaisi var, bu kadar zaman harcamak istemiyor. O zaman o adam ne yapacak? O da güvenilir kişileri takip edecek. Onların sözünü referans olarak alacak. Yani Evet. biz nasıl yurt dışından koçları takip ettiğimiz var, etmediğimiz var. Bazı şeyler duyuyoruz, onu takip ettiklerimizden atıyoruz. Evet, atıyoruz. Bunun gibi temel bir bilgi seviyesiyle aslında biraz da Evet. deneme yanılmayla Halloluyor. yap işte. Yap işte oğlum. tamam bitkisel protein konusu böyle. Abi yabancı koç demişken. Şimdi Türkiye'de bir yabancı koç merakı başladı. Ciddi, ciddi anlamda. Bir anlamda başladı. Peki yabancı koçların. Şimdi bir kere Türkiye'deki baktığın zaman Türkiye'de koçluk vücut geliştirme başarısı anlamında da zaten çok büyük başarılar yok var tabii eyvallah ama hani sıklığı yok ya da sayısı yok diyeyim. Koçluk anlamında da böyledir belki. Peki yabancı koçların Türk yani Türk koçlardan farklı yaptığı ya da yabancı koçların tercih edilmesi. Yani son zamanlarda biliyorsun Muratcan Kahrasanlar 3 gün önce pro kart aldı ağır siklette. Ve Türkiye'de çalıştığı koçla şu anki forma arasında yani yabancı bir koçla çalışıyor şu an dağlar kadar fark var Evet. kondisyonda. Yani çok daha iyiydi ki aldı kartını. Buradan da onu tebrik ediyoruz. Başarıların devamını dileriz kariyerinde. Yani peki sence yani yabancı koçların olayı ne abi? Yani ben mesela benim ufak naçizane bir yorumumu koyuyorum. Ben bu işin daha çok peak week'te hani o son 1,5 haftalık dönemde fark olduğunu düşünüyorum. Yani yabancı koçlarla Türk koçlar arasında yoksa onun dışında çoğu şeyin aynı olduğunu düşünüyorum. Bence zaten birkaç ortak konuştuğumuz, baktığımız koç işte kim Patrick Thor, işte Cement Faktörü, AJ Sims falan, bu adamlara baktığında inanılmaz bir kondisyon tutturuyorlar. Evet, Yani evet. adam hani en boktan anatomiye, en kötü Evet. genetiği bile Diyorsun ki buna ne olmuş amına koyayım diyorsun. Before after'ı bir koymuş harbiden. Ya nasıl kurutmuş diyorsun gerçekten. yani o özellikle Cement Faktörü O şeyine bambaşka bir girin, kasa zaten. Instagram sayfasına girin, bakın. Ya iğrenç anatomi, karın kası dört Yok. tane değil, bir tane bütün karın kası var. Yani Adamı bisepsi şuradan falan kurutmuş başlıyor, omuz yok, bir şey yok Adamı ama harbiden kulak memesinde bile kondisyon damar çıkartıyor. patlıyor, inanılmaz. Evet. Yani orada kesinlikle bizden farklı bildikleri, yaptıkları bir şey var. Hem dolu hem kuru. Ha ben şahsen yani direkt olarak kendimi bir yarışmacı koçu olarak görmem. Ama ister istemez ilaçlarla haşır neşir olunca bu işi de yapıyoruz. Kondisyon konusunda her şeyi çözdüm bitirdim diyemem kesinlikle. Ha o koçlar da muhtemelen diyemiyor. Çünkü bir sporcuyu biraz tanımak lazım. İnsan vücudu bilgisayar gibi değil yani. Bir kod yaz direkt sonuç çıkarsın gibi bir şey olmuyor. Herkesin dışarıdan verdiğin şeylere tepkisi farklı. Biraz tanımak lazım ama muhtemelen manipülasyonları cidden çok iyi biliyorlar. Evet, Bu ben da de fark kesinlikle onu yaratıyorlar. Yani düşünüyorum. ben kas koyma off sezon döneminde böyle inanılmaz farklı bir şey olduğunu Bence de düşünmüyorum. kesinlikle. Özellikle ikimiz açısından Evet. konuşursam. Ki yani biz kas yani off sezonda bence herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum ki zaten yani baktığın zaman biz yapılabilecek en iyi zaten istatistikleri yani yapıyoruz bence. Yani baktığın zaman ben daha çok dediğin gibi bu kondisyon zamanında ve o manipülasyon kısmında değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle de bir algı var.
Abi işte yabancıların ilacı farklı. Ulan şu koç ne kullandırtıyormuş, bu koç ne kullandırtıyormuş. Ya baktığın zaman mesela hepsi aynı. Ama mesela işte X kişisi Y'le çalışıyor. X'e soruyorsun ki Y ne kullandırtıyor? Aynı şeyi söylüyor senin kullandığında. Ama sen hala inanmıyorsun. Diyorsun ki aman bir iknelik var, bir farklılık var, farklı bir şey. Ya da en son artık şeye kadar düşüyor hani. İlaçların kalitesinden ya da işte bir şeylerin kalitesinden olduğuna kadar düşüyor. Ve bunlar bence bahane aslında bak. Evet Yani ya o işin o kısmında. bunu zamanında sen de düşünmüşsündür, ben de Evet. düşünmüşüm. Yani gerçekten öyle diyorsun. Ulan, farklı bir şey var diyorsun ya. O da yani o da mı bench press yapıyor diyorsun. Hani artık işin içinden çıkamıyorsun çünkü gerçekten bir farklı bir sonuç alıyorlar yani. Gir Evet. bak Petrik Tor'un sayfasına. Adam hem dolu hem Evet, kuru. evet. Kesin bir şey alıyorlar. Bilmiyorum Ya aslında bu şu an konuşurken biraz fikrim değişti. ya alıyor da olabilirler ama yani Yok ya. Aynı antrenman da aynı. farklıdır. Ama Gerçekten baktığın aynı. zaman aynı bence de ama hani antrenman tekniğidir belki onlar değişiklik gösteriyor olabilir. Ya ama yani ne kadar değiştirebilirsin ki? Neyi ne kadar değiştirebilirsin yani? Yani şeyinde podcast'inde başında dediğim gibi illaki ufak farklılıklar vardır ama Evet. böyle sizi boktan bir vücudunuzu Pro kart aldıracak Evet, gibi bence de. yapmaz yani. Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Evet abi bir diğer konu da şimdi özellikle bu gene son zamanlarda konuşuluyor. Şimdi karbonhidrata yaklaşımını zaten konuşmuştuk. Hani yüksek karbonhidrat sevdiğini söylemiştin. Peki abi şimdi bir sporcunun bu karbonhidratı güzel bir şekilde kullanabilmesi için insülin hassasiyeti denen bir konu var değil mi? Peki bu insülin hassasiyeti mesela senin için ne kadar önemli? Bir sporcu da bakıyor musun ne kadar insülin işte hassasiyeti var mı? Mesela ben kendimden örnek vereyim. Cameron mesela son 3 haftadır benden sürekli kan şekerimi istiyor sabahları ve çıkan sonuçtan hiç memnun değil mesela. Diyor ki işte bunun daha da düşmesi lazım, bunun daha da düşmesi lazım. Mesela bu ne kadar önemli senin için? Ve sen bir atlette yani insülin hassasiyetini arttırmaya çalışıyor musun? Gerekirse dışarıdan bir insülin kullanımına giriyor musun? Kaç çıkıyor merak ettim. 92. Bak 91 çıktı, 92 çıktı, 93 çıktı. Dedi ki bu niye düşmüyor amına koyayım dedi. Kaç kalori alıyorsun? 4350 mi Ama 4400 mü? bayağı da yiyorsun Ya yurtu. işte o diyor ki bana 70 ile 80 aralığına getirmeye çalış. 70 ile se Kesinlikle doğru yani 70 ile kesinlikle diyor ki doğru. 70 ile 80 yapana kadar bir şeylerin şeyini arttıracağız, dozunu arttıracağız. Diyor. Ya da işte yani onu düşürmemiz lazım diyor o aralığa kadar. Büyük ihtimalle o aralığa düşürene kadar da hani o bizim kalori çok eksesif düzeyleri çıkartmayacak bence yani. Zaten metformin aldırtıyor ama. Yani şöyle 90 civarı genelde yüksek olarak söylenir. Ama baktığında sen birçok ilacı kesip şu an yine de ciddi bir şekilde kalori yüklüyorsun. Evet. Vücut buna normal bir şekilde adapte olması mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Sen şu an hiçbir şey değiştirmesen, bir iki anabolik eklesen bile bence o kan şekeri düşecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü daha ne efektif kullanıyorsun işte. Efektif kullanmış oluyorsun. Çünkü baktığında Nutrition hani partition. en babasından girelim. Yani bir trendden bahsettiğinde ne yapıyor? Direkt olarak hücrelerin kasın glikoz kullanımını arttırıyor. Evet. Direkt olarak yani metabolizmaya etkisi var. Karbonhidrat kullanımına etkisi var. İnsülin hassasiyetini düşüren bir ilaç. Ama şöyle de bir şey var. İnsüline karşı değilim. Hatta severim yani gerekli yerlerde. Ama insülin kullanmak da insülin hassasiyetini arttırmaz. Evet, anlıyorum. Yani Ya bunun ama en güzel yolu yağ oranını düşürmek. Sen şu an surplus'ta mısın mesela? evet. Ya Tamam ya. maintenance surplus arası takılıyorum gibi bir şey şu Yani defisitte kalsan çok hızlı şekilde düşeceğini ben an. Evet. sana söyleyebilirim. Bir süre. O yüzden yağ oranını düşürmek şart yani. Yani Ama ama o kadar kan şekerini anladım. takip etmedim kimsede. Ama sen de sonuç olarak Kendimde de. önem verdiğin bir konu ve gerekirse dışarıdan insülin kullandırtıyorsun atletlerine yani. Yani insülin direnci olanları kullandırtmıyorum Dirençten dolayı değil yani yani insülin kullandırtıyorsun. İtiraf et lan. Evet, ya insülin kullandırtıyorum ama insülin birine kullandırmam için gerçekten çok yağsız olması lazım. Ve insülin direnci gibi bir şey söz konusuysa burada Anladım. insülin olayı daha da bok eder. Oraya gelene kadar
diyorsun ki geri başka bir adım anlamı. atmalısın. Yavranı düşürmelisin. Kalori Anladım. geri çekmelisin. İşte anaboliklerin düzenlemesi. Bir de İnsülin kullanıyor musun diye ben sana baskı yapıyorum. bir de abi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Ya Türkiye'de var bence bu. Yurt dışında olduğunu sanmıyorum. Türkiye'de bu insülin konusunda bir halkta özellikle vücut geliştirme camiasında yani bir hurafe gibi böyle öldürür ulan bitirir sizi şöyle yapar bizi şöyle yapar falan hani bir ki bu tarz yorumlar var. Ayrıca senin de yok işte bayılırsın uyanırsan işte, şeker hastasısın uyanmazsan ölüsün böyle şeyler vardı. Bu tarz şeyler var ya bunun hakkında ne düşünüyorsun mesela? Bu zaten saçmalık diyeceksin herhalde. İnsülin kullanırsan şeker hastası olursun. En sağlamı bu. En babası bu. En baba önergesi bu. Aslında bu biraz şöyle bir şey. Tansiyon ilacı kullanırsan tansiyon hastası olursun demek Kesinlikle gibi bir yani şey. kes. Hep... Bu kesinlikle böyle değil. Yersiz kullanırsanız evet şeker hastalığına sizi yaklaştırır. Bu doğru. Ama bu gene de düşük bir o ihtimal abi bence yani. Değil mi? Yani şöyle yani baktığın zaman yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Şeker hastalığı konusunda. Yani mesela bir şeker hastası adam gerçi bunu seninle konuşmuştuk. Sen orada yani yanıldığımı söylemiştin bana diye tahmin ediyorum. Söyle. Hani ben demiştim ya bir şeker hastası sürekli insülin kullanıyor ama insülin dozu hiç artmıyor. Demek ki bu adamın hassasiyetine bir sıkıntı olmuyor yani. Daha da şeker hastası olmuyor seneye. Aynı şeker hastalığında. Anladın mı demek istediğimi? Bu arada kilo alıyorsa daha fazla şeker hastası oluyor diyebiliriz. Evet, kilo alıyorsa ya da işte gene sağlıksız alışkanlıklarına devam ediyorsa oluyordur. Eyvallah ama Evet. bir adam yani eğer diyetine dikkat ediyorsa, egzersizini yapıyorsa ki şu an biz mesela bizim yaptığımız egzersiz seviyesini düşünelim. Bir de şeker hastasını düşünelim yani aradaki fark. Ya bir adam sağlıklı beslenip egzersizini koruyorsa insülin dozu artmıyor ki yani bu adam 10 ünite kullanıyor diye ertesi yıl 12 kullanmıyor. Gene 10 hatta belki düşüyor bile 9'a bile düşürüyor olabilir. Yani baktığın zaman şeker hastasıyken daha şeker hastası olmuyor yani ben öyle düşünüyorum. Doğru yaptığında evet, doğru yaptığında evet. Ama bilgisiz yaptığında bu risk var. Sen 100 kan şekerini insülinle baskılamaya çalışırsan Evet. ne olacak? Sürekli insülin ihtiyacın olacak. Eninde sonunda o dışarıdan aldığın insülini keseceksin. O dışarıdan aldığın insülini kesince endojen kendi insülini sana yetmeyecek. O kan şekerin 100'den olacak 130-140. Ve muhtemelen anabolikleri de kestiğin için aynı dönemde yine bilgisizlikten dolayı şeker hastası olacaksın işte bak çok da zor değil. Ama Ama yine hatadan oluyor, insülinden değil. yani gene de çok artı bir uğraş olması lazım diye Evet düşünüyorum ben. evet evet. Yani Yani direkt bir gerçekten ilişki yok. aynen direkt bir ilişki yok. Ya adamın Yok. uğraşması lazım gerçekten. Yani kafasını yorup ulan aman akıyım şeker hastası olacağım demesi lazım gibi bir şey. Bir de bir ikincisi abi ölürsün. Yapma. Yani bu tarz yorumlar da var. Bak şimdi bak bunun dolaylı olarak ölüyor olman mümkün. Hipoglisemiye girersin, cacık bir yere çarparsın, işte düşersin, bayılırsın, kafanı kırarsın falan hani. Ama yani Bir tane ortak arkadaşımız mesela şekere düşüyor, arabayla kaza yapıyor. Böyle Evet, ölebilirsin. evet. Böyle ölebilirsin. Ama sadece şeker düşmesinden ölmen çok Çok zor. zor. Ben bir Çok araştırma zor. görmüştüm. 1.000 kişiden bak 1.000 tane adam, 1.000 tane mi 100 kişi miydi hatırlamıyorum. İşte yüksek bir sayı var. Oran yani çok yüksek, şey düşük. İntihar etmeye çalışıyor insülinle. Adam alıyor diyor ki ben bununla intihar edeceğim diyor. 100 kişiden biri mi başarıyor? 1.000 kişiden biri mi başarıyor? Öyle bir şey yani. Bu kadar düşük bir ihtimal aslında. Yani bu konuyu da böyle kapatalım. Bu arkadaşlar bu konu Türkiye'de vücut geliştirme camiasının bence en çok cahilliğini yaşadığı konu. Bir de şöyle bir şey var. Bak bir de şöyle Peki bir durum var. şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bunları böyle şimdi hani ilk bölüm bir yüzeysel geçtik ya hepsini. Hani Aha. bir parmak bal çaldık. Evet. Bunu detaylı Evet. konuşmak lazım. Şimdi Konuşalım. insülin dedi. İki cümle ettik geçtik. Abi işte Aramızda. gelecek bölümlere de şey çıksın anladın mı? Onu ben notunu Evet. alırım. Gelecek Yani bölüm bir bölüm bunu yaparız. söylemekte fayda var. Onunla Evet. da bir bölüm yaparız. Bir de şu safsata hemen şu safsatanın üstünden ufacık bir geçip şey yapmak istiyorum. Bir de protokol kelimesi. Yani protokol kelimesi ne bileyim ya protokol yani efektif kullanırsın ama protokol yani protokol ne demek abi? Protokol ne yani anladın mı?
Yani, İzlim protokolü. Bu ya işte ne bir yani? tamlamadır, anladın mı? Bu ayrı gelmez. Yani vücut mesela diyor mu ulan protokol olarak mı salgılayayım diyor mu bunu ya? Evet. Çok saçma bence. Sen insülini bir dozda Protokoldür. vursan Ona bir raconu var. protokoldür. Ben günde bir tane yapıyorum kardeşim. Bir de 100 ünite lantus. Bak, 100 ünite lantus dedim burada. O görevli 100 ünite lantus bu kullandırıyor. ip neler o yüzden büyük. Evet. Bilmiyorum. Çok da taş atmak istemem. Belki protokolleri Protokol. Ya ben o kelimedeyim. Neyin çalışıp çalışmadığı umurumda değil. Ben o kelimedeyim abi. Neyse kelimeye geçelim. Bir diğer ben konu. kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Ben de buram. Muhtemelen kullanan konukların olacaktır iler bölümlerde. Sorabiliyorsan onlara sor. Bir diğer konu insülin ve sağlık. Aslında bunu diğer podcastlere de kaydırabiliriz. Yani sadece bunun ben şunun farkında değil insanlar. Bu sağlığa bir zarardan ziyade daha çok bir off sezonda 1 kilo pirinç yiyen bir body için bir sağlık. Haksız mıyım? Değil mi abi? Sonuç olarak kan şekerinin sürekli yüksek bir elevated seviyede gezmesi bu insan için bir sıkıntı değil mi? Yüksek geziyorsa evet. İşte düşürmek için ne yapacak Az yesin. abi? Şey gibi uyuyamıyorum. Oğlum uyuma işte. Git çalış. Büyük ne Onun gibi yapacağız? bir şey. Yani neyse bunu başka bir podcast'te konuşalım o zaman Bunu istersen. başka podcast'te konuşalım. Ama Bu bu çok uzun bir derin bir konu. konu. Önemli bir konu. Bunu sen de zaten bana hep bunu diyordun. Yani bu işin sağlık için yapılması gerektiğini aslında. Bas oğlum. Anladım. İkna odaları. Evet. Şimdi gelelim abi benim aslında en çok keyif aldığım yerim. Şu an nasıl bir antrenman sistemi kullanıyorsun? Hala bizimki gibi bir sistem yani eski sistem. Zaten Güray Aydın metot diye hani artık böyle seni takip eden, bizi takip eden kitlenin hani bildiği, yani hiç bilmese bile izlediği zaman böyle öğrendiği bir şey var, bir metot var yani bence. Bir high intensity. Çünkü Türkiye'de hiç kimsenin daha önce yaptığı belki yapıyor mu bilmiyorum ama yapmadığı bence. Yapıyorsa da yansıtmadığı bir sistem aslında kullandık biz hep. Şu an ne yapıyorsun abi? Nasıl bir high volume, Şu high intensity? an Ne denebilir? evet. Yani şu anki antrenman sistemin ne olarak adlandırılabilir? Şu an nereden başlamak gerek bilmiyorum Nasıl bir konuya. protokolüm var yani? Ama protokolümü açıklayacağım burada. Herhalde podcast'in ismini de protokol olarak koyacaksınız bunu. Bölüm Ya şunu bölüm. söyleyebilirim ki artık antrenman sistemimin oturduğunu düşünüyorum. Bugün gidip bir koçtan antrenman alıp uygulayabilir miyim emin değilim. En azından farklı bir sistemi uygulamakta çok zorlanırım çünkü Anladım. verim aldığımı düşünüyorum ve her anlamda vücudumu tanıdığımı düşünüyorum. Ben bu ekolü oluştururken aslında iki taraftan aldım. Birisi yüksek frekans, birisi yüksek intensite. İşte Mike Israetel, işte RP Strength tayfası. İşte bir tarafta Dorian Yates. Bunlar biraz daha düşük frekanslı Volümlü. işte. Adam 8 günde bir falan çalıştırıyor böyle. İşte Evet. baktığında Jordan Peters, bu gibi adamlardan ağır çalışma kısmını aldım. Dediğim gibi Mike Israetel falan, bu bilimsel tayfadan da Sıklık daha kısmını. sıklık. Bunları ikisini birleştirmeye çalıştım açıkçası. Olabildiğince de oturttuğumu düşünüyorum. Zaten Güraç Hipertrofi programında ikisini oturttuğumu düşünüyorum ama ben şu an kendim nasıl yapıyorum onu söyleyeyim. Belli bir aşamadan sonra şunu fark ettim ki setlerin hepsini çok abarttığımı fark ettim. Evet, o, Yoğunluk olarak. evet o. Onu ben de Şimdi fark etmiştim abi geçen yani bu biraz da niye? Beni takip eden bir koç yok. Evet. Ya şimdi ben çalıştığım bir atlete bu kelimeye değer misin? Yok abi bunu seviyorum ben de kullanıyorum. Yani çalıştığım bir sporcu araya bir diyorum, yani iki diyorum yani. İki tane cepte kalacak diyorum. O adam onu yapıyor ama beni denetleyen biri olmadığı için ben muhtemelen bir de bizim mentaliteden dolayı onu İşte delip geçiyoruz. oraya geleceğim. Yani abi bizim aslında asıl problem mesela geçen sene de senle biliyorsun ilk biz high intensity bir program. Aslında bizde high intensity, high volume, high sıklığı her şey vardı o dönem. Ben o dönem zaten çok iyi recover olduğum için aslında bir şekilde Allah nasip etti iyileştik. O yüzden bence o kadar Ucu sıklık ucuna, kas, ucu ucu ucuna ucuna. kas koydum. Yani baktığı zaman asıl bizim için sıkıntı
mentalite kısmı. Çünkü yani baktığın zaman biz mesela tamam belki 3 set 4 set ama biz yani öyle bir 4 set ki yani mesela araya sıfır bile değil. Hani eksi 5. Hayatını sikiyorum diyebiliriz. Öyle bir set olduğu için aslında bizim sıkıntımız oradaydı. Ama sen şu aralar Instagram'dan ya zaten konuşuyoruz. Instagram'dan da gördüğüm gibi sen sadece şu aralar 2 working set, 3 working set falan maksimum yapıyorsun herhalde. Evet, şu an Hareketler. biraz daha şuna indim. Baktım ki cepte tekrar kalan setleri düşürdüm. Cepte tekrar kalan setler düşünce failure'e giden setler artıyor. O zaman bunlar da mecburen düşmen lazım. Yani hem Dorian Yates gibi ağır çalışayım hem de Evet. Magizratel gibi her gün aynı adeleyi çalıştırayım olmuyor. İkisinden birini Evet. seçmen lazım ya da ortasını bulman lazım. Ortasını bulmak için şu anda biraz düşürdüm volümleri. Mesela 4 work set yaptığım bir egzersiz kalmadı artık. Kesinlikle. 3. 3 work set yapıyorum. Bence Ama work setlerin hepsi çoğu tükenişi. yani en azından ikisi tükenişi. Belki bir tanesinde de cepte bir tekrar bırakıyorum. Birden fazla tekrar bıraktığım bir şey yok şu an için. Ama ben bunu yapabiliyorum. Bunu birçok kişi yapamayabilir. Bu mentaliteye sahip olamayabilir. Bu Evet, yoğunluk evet. bilgisine sahip olabilir. Cepte 3 tekrar kalır, sanır ki failure. Aynen, aynen, Bunları aynen, aynen. bilemeyebilir. O çok Bunları biz önemli. nasıl bildik? 2 sene belki de 1 sene Evet. doğru şekilde yaparak öğrendik. Abi oraya geleceğim. Şimdi aslında mesela ben de şu an biliyorsun antrenman programımı gördün zaten. Hani 2 set, 2 working set, maksimum 3 working set. O da izole hareketlerde oluyor. Bir sistem Çok kullanıyoruz ve ufak bir şey söyleyeceğim sen. Çünkü açıklayacaksın. Neyi açıklayacağını söyleyeceğim aslında. Adam şimdi o programa baktığında bu ne lan 2 set? aynen. Bunu dememeli. Bunu Evet. dememeli. Bunu biri diyorsa Evet. bu sisteme hazır değil Kesinlikle, demektir. kesinlikle, kesinlikle. Onu abi o konuda çok katılıyorum ve biliyorsun ben de şu an mesela 2 working set, 3 working set yapıyorum maksimum ve şu an antrenmanlar beni o kadar yoruyor ki. Gerçekten yoruyor. Şey diyemiyorum yani of rahat ve yoruyor ama başka birisine ben bunu gösterdiğim zaman mesela şey diyebiliyor. Bu ne oğlum hani karı gibi idman. Anladın mı? Ama bak Devamı nerede? devamı nerede? Bro, ikinci sayfası nerede? Ya da bir öğrenciye mesela bu tarz bir intensite antrenmanı verdiğin zaman hocam ya ben hissedemedim, yapamadım ki zaten bence o başlangıç düzeyinde birisine asla verilmemeli. Çünkü zaten senin de dediğin gibi yani biz mesela bir 2 set yapıyoruz ama ya o 2 setin yoğunluğunu insanlar algılayamıyor yani anladın mı? %100 orada olup yani mesela senin o son zamanlarda incline press machine storylerin. Evet. Ya mesela oralarda aslında birazcık feyz alınmalı yani bence o setlerden. Yani o working set mantığından feyz alınmalı. Baktığın zaman eğer öyle bir set çıkarabiliyorsan sen arayar sıfırda yani failure'a giden ya da bir tekrar bıraktığın bir set yapabiliyorsan senin için 2 set çok yeterli. Ama sen gerçekten failure'a gidiyormuş gibi ya da arayar sıfırmış gibi böyle yarım yamalak sıfır fokus aklında başka şey yok cart curt nefesin kontrolsüz bir set yapıyorsan emin ol o sistem sende hiçbir zaman çalışmayacak. Yani aynen. Herhangi bir egzersizde 3 set yetmiyorsa size. Yani ben bunu geçen Yani. de söylemiştim. Ya kiloyu takip etmiyorsunuz ki doğru kiloyu bilmiyorsunuz. Evet. Ya formunuz bok gibi Evet. ya da sete odaklanmadan giriyorsunuz. Az Kesinlikle. dinlenerek giriyorsunuz. Evet. Ya işte ya insanların onu algılaması lazım ve şu an bu sistem zaten high intensity Türkiye'de kullanıyor yok. Türkiye'de genelde bir volüm merakı var ben gördüğüm. Ya yani insanlar hep böyle 5 set, 6 set, 7 set. Ya ben de denedim zamanda ama baktığın zaman yani high volume'un sıkıntısı şu. Biz mesela şu an high intensity yaptığımız zaman işte 2 working set yaptığın zaman öyle bir geliyorsun ki antrenman abi sen bu hafta mesela 10-12 tekrar arasında 57,5'ta yapmışsın. 10 tekrar yapmışsın. Onu 12'ye çıkarmaya çalışıyorsun. Ya da atıyorum 2,5 kilo takmaya çalışıyorsun. Ya yani böyle bir mantaliteyle geldiği zaman kafanda bir progress oluyor. Bir referans oluyor. Bir referans olunca da gerçekten full fokussun ya. Full Kesinlikle referans fokussun. olmak zorunda. Diğer türlü Evet. 2 set, 3 set bundan verim Evet, alınmaz. evet. Peki abi hiç yüksek hacimli bir antrenman denedin mi? Yani böyle o 5 Ya setler, çok çaylak 6 setler. dönemlerinde denediğim için çok bir şey Anladım. veremeyeceğim bilgi olarak. Anladım. Peki abi neden incline press machine? Yani şimdi mesela biz seni bench press'le biliyoruz. 2 senedir her gün her push gününde bench press yaptın. Neden bir anda incline'a geçtin mesela? Çok basit bir sebebi var aslında. Incline dumbbell press en sevdiğim hareket ama dumbbell'lar yetmiyor Ama iki kesinlikle. senedir yok muydu bu alet? Niye yapmadın mesela 2 sene Bro, önce? zayıf Yani yerden vurma. şey mi?
Hayır, söyleyeceğim. Bekle, sakin ol. Söyleyeceğim. Bench press'in artık bir yerden sonra kiloya çok odaklanıp sistemik fatik'in işte kastaki stresin önüne geçtiğini fark et. Anladım, anladım. Ya 4 set, 3 set bench press yapıyorum. Bütün vücut bedenem ölüyor. Evet, ölüyorum. Beden ölüyor gerçekten. O kadar stres birikmiş ki 2 senedir buna devam ediyorsun. Evet. O kadar stres birikmiş ki eklemler ağrıyor. Hep aynı noktaları çalıştırdığın için tendonlar ağrıyor. Evet, evet. Bu stresi hissediyorum ama göğüs kasında tam bir çalışmayı hissetmiyorum. O yüzden bıraktım. Aslında gönül isterdi ki dumbbell'a geçeyim. Evet, Dumbbell yetmediği için yetersiz. Ben de mükemmel hissetmesem de o makineye geçtim. Ve haftadan haftaya ağırlıkları falan arttırıyorsun abi aslında. Evet. Güzel Bir ilerleyiş. Sebebi daha var. Şunu da ekleyeyim. Güzel bir konuya değindim. Bir de göğüs benim eksik bölgem olduğu için frekansı arttırmak istedim. Servis ve egzersizde Ha, frekansı arttırmanız arttırın. kolay değil. Sistemi Anladım. fatma ölürsün, Aynen, geberirsin evet. yani. Yani Çok iyi haftada anladım. 3 kez bench yapamazsın ama 3 kez o makineyi çok rahat Evet. yaparsın. Evet. Bunun sebepleri bunlar. Yani arkadaşlar için, yani sen bench press yaptığın zamanlar aslında bir yandan da sistemik bir stres, sistemik bir yorgunluk bindiği için Ciddi o da anlamda. senin aslında diğer bölgeler olsun. Yani genel anlamda vücut yorgunluğu da biniyor. Yani göğüs kasının lokal bir fatigden ziyade bir sistemik de bir fatig bindiği için bu da çoğu şeyi etkilediği için sen de bunu aslında daha çok lokale düşürmeye çalıştın değil mi mantıken? Evet. Ama ufak ufak bench press'i koymaya başlıyorum. İkinci egzersizi de koyacağım yine. Çünkü ilk Evet başa gördüm, bugün koyarsam gördüm. biliyorum onu yine mahvedeceğim kendimi. 3 hafta sonra... Ya bizim işte o bizim or bir yerde kesemiyoruz abi. Ben mesela şu an Cameron da hazır bir sheet olduğu için çok rahat bunu ayarlayabiliyorum yani. Çünkü o ayarlıyor ama hani böyle insan kendi başına yaptığı zaman bu işi ya da yazılı bir şey olmadığı zaman o çok zor yani onu kesmek. Çünkü lan mesela bir gün geliyorsun tamam manyak hissediyorsun. Lan diyorsun ya hadi bir set daha. Bir set Bir daha. set daha İşte ya da o hop gerçekten orada zaten etkiliyor evet orada sonraki bitiyorsun ya da haftalar. diyorsun ki 1-2,5 kilo daha diye sonra bir bakmışsın dördüncü haftanın sonunda artık öyle gibi gidiyorsun idmana. Peki abi sen her zaman şey diyorsun seni YouTube'dan uzun süredir ben dahil takip eden arkadaşlar biliyordur. Sen hep önce güçlenmek sonra hipertrofi gibi bir aslında tam olarak böyle değil de yani genel anlamda yeni başlayan ya da işte çok fazla antrenman bizim kadar tecrübeli olmayan insanlarda genel anlamda önce güçlenin. Hatta büyümenin ilk kuralı önce güçlenin, önce güçlenin diyordum. Bunun sebebi tam olarak ne abi? Bunun sebebi aslında şu. Yani burada net bir kilo veremiyorum ama Hı. 20-20 takarak o bence mükemmel bir vücut inşa edemezsiniz. Büyük bir vücut Kesin, inşa kesin, edemezsiniz. kesinlikle. Ya ben de bunu anlatmaya çalışıyorum abi aslında. Mesela insanlar sanıyorlar ki atıyorum işte mesela pro bir bodybuilder. Adam 140'da set atıyor ya da diyorlar ki lan bu adam 140'da atıyorsa benim ulan o adamın içinde zaten 200-220 yapacak potansiyel var yani aslında. Adamlar onun farkında değil. Yani o yüzden güçlenmek sen diyorsun ki öncelikle bench press ya da işte temel hareketlerde belli bir base'iniz oluşsun değil mi? Evet, yani çünkü baktığında kilolarda çok yüksek olmadığında serbest hareketleri tercih edebilirsin. Bu yani çok bir yorgunluk da vermez sana. Git squat yap, deadlift yap, bench yap, 2 gün sonra tekrar yap. Bir 60 kiloyla yapmak var. Bir onu 160 Evet. kiloyla yapmak var. Evet. Ciddi anlamda hayatın kayıyor yani. Evet. Ya ben de zaten son dönemde makinelere yavaş yavaş geçiyorum ki Evet sen olabildiğince at yine biliyorum. serbestleri tutmaya çalışıyorum. Overhead press falan hala böyle olabildiğince serbestte yapmaya çalışıyorum. Niye? Ulan dedik bir kez şimdi arkamızdan konuşmasınlar diye değil. Verim alıyorum çünkü. Yani daha iyi çalıştırdığımı hissediyorum. Bak, incline bench press machine. Kaç plaka taktığını gördün. 4,5 Evet. plaka taktın. Öyle bir egzersiz ki yap. 45 saniyeden bir set daha girebilirsin. Evet. Ama bench press'e giremezsin. Giremezsin. Bench press'e zaten giriyorsan adam akıllı bir set yapamamışsın demektir Evet. yani. O Leg çok zor. press de aynı şekilde. Evet. Ama squat'a da giremezsin. Gir hadi Evet, git. Gir. giremezsin. Olmuyor yani. O yüzden onu O efektif yüzden kilolar kullanmak lazım. arttıkça mecburen biraz makineleri koymak lazım. Yavaş Yani yavaş. yeni başlayan arkadaşlarda özellikle güç base'i oluşturmak çok önemli hipertrofi anlamında. Yani mesela millet bir de şey sanıyor. Ben o güç oluşturduğum dönemde büyümeyeceğim. Ondan sonra büyüyeceğim sanıyorlar. Halbuki öyle bir şey de yok. O güç oluşturduğunuz dönemde zaten deli gibi büyüyeceksiniz yani. Tabii.
Kaç dakika oldu ya? Tüm Bilmiyorum. konuları tek bölümde bitirmeyelim. Kaç dakika oldu? Nerede yazılıyor abi? Yazıyor bunun. Şimdi bir yere basacağım, kapanacak mapanacak. Bir saat olmuş mudur? Daha çok konu Oh. var. Daha Ramazan beslenmedi. Neyse abi, çok az Bence kaldı ya. tamam, sen bilirsin. Ya bir zaten konuşacak konu çok ya. Şimdi şu şey bir konu var, çok özellikle konuşmak istedim. Çünkü senin mesleğin, bilmeyen arkadaşlar için de, Güray abi aslında bir doktor. Ve doktorluğunu da, yani bu işte çok fazla kullanan bir insan. Ve aynı zamanda doktor olup vücut geliştirmeci olan başka kim var bilmiyorum. Vardır elbet ama yakinen tanıdığım Güray abi var. Ve abi şimdi doktorluktan girdik falan carçut derken, benim özellikle Türkiye'deki doktorlarda ve çalıştığım insanların tecrübelediği konularda, çalıştığım insanların tecrübelediği bir konu var. Bu konu şu: doktorların mesela atıyorum işte öğrenci teste gidiyor, bir değeri yüksek çıkıyor. Sporu bırak, ölebilirdin. Ölebilirdin. Nefessiz kalabilirsin. Bu kadar protein yenir mi? Şu şöyle yapılır mı? Su katı bırak. Onu bırak. Ya mesela bu neyden? Hatta geçen sana bir test attım. Ne değeri yüksek çıkmıştı? Hatırlamıyorum ama. Yani bir doktor, yani bunun mesela okulda eğitimi verilmiyor mu? Aslında antrenman yaptığın zaman vücutta bir inflamasyon oluşuyor ya da ondan dolayı değerler yüksek çıkıyor, değil mi? Tamam, öyle mi? Yani nasıl Ya çalışma mantığını bilmiyorum. bunun okulda eğitimi verilmiyor. Bu değerler hiçbir zaman sporculara göre anlatılmıyor. Ha, bu demek değildir ki tüm değerleriniz boktan olsa da sağlıklı olabilirsiniz spor yaptığınız için. Hayır, bu Ama demek belli değil. başlı değerlerde bu Ha, göz bu ardı ediliyor. sadece şu demek. Bu değerin yüksekliği problem de olabilir. Bu değerin yüksekliği spordan da olabilir. Birçok bu şekilde değer var. Çoğu zaman sağlıklı bir gençte, ilaç milaç kullanmayan düzgün bir gençte bu spordan olur yani bu Düzgün, oradaki yükseklikte. düzgün, peki düzgün. Yani bunu neyden bahsediyorum biliyor musun? Ya Düzgün değil midir? normal bir insan, anladın Ha, mı? anladım. Gidiyor, senin dediğin gibi bana da çok gelenler oluyor. İşte hocam karaciğerin bitmiş dedi doktor. Evet. Bir dahaki geldiğinde nakleni yaparız, karaciğer nakleni. Aynen, Bizim bir de böyle koltuğumuz. abartma huyu var. Ben onu anlamıyorum mesela. Hani gidiyorsun, bir abartma Ya var hani. çocuk da 20 yaşında, sen yarın diyalize gel. Evet, bu böyle şeyler var. Hani ve Ya niye mesela oluyor gerçekten bilmiyorum. Bence Türkiye doktorluk ve tıpla alakalı değil. Bu tamamen insanların karakteriyle alakalı. kesinlikle abi ya. Türk insanı bilmediği şeylerde konuşmaya bayılır. Evet. Belki bilmiyorum, yurt dışı insanı da belki bayılıyordu ama ben bu milleti gördüm, bunu biliyorum. Yani bilmediğiniz konuda konuşmayın. Bu kadar basit. Bu doktorlar için de geçerli. Hakim olmadığın bir alanda konuşma. Bir de hani bir arkasını Üzücü. irdeleme yok yani. Hemen bir kesin bir yargı mevzusu var. Ben onu anlamıyorum. Ya biz bile mesela o kadar komplike şeylerle uğraşmıyoruz ama bir kesin bir yargı veremiyoruz hiçbir konu hakkında. Evet. Hep ulan hani şuradan mı olabilir, bundan mı olabilir? Bir arkasına bir bakma var. Yani ya da sen bir Evet. insana gelip bir anda onu yap, bunu yap, hayatından şunu çıkar tarzı bir yorumu nasıl yapabiliyorsun mesela? Onu anlamıyorum. Yani o yüzden Bu de öyle konuda bir sıkıntı, haklısın. öyle Yani bir bu konuda sıkıntı var. kesinlikle haklısın ama yeni nesil doktorlar kesinlikle bunları bilerek Evet. yetiştiğini düşünüyorum ama okuldan bilerek değil. Kendi spor yapıyor, bakıyor bu değeri Evet. yüksek. Onu araştırınca öğreniyor. Abi seninle ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Şimdi Güray Aydın disiplinini nasıl koruyor demişler. Çünkü baktığın zaman 10 senedir spor yapıyorsun. Pardon. Teknik hata. Yani disiplinini Güray Aydın nasıl sağlıyor abi? Nasıl sağlıyorsun? Yani onu ben de merak ediyorum açıkçası. Yani Şöyle bir hangi arkasında mesela bir yarışmacı şey diyebiliyor. Ulan işte Eylül'de yarışma var. Ona kitleneyim, fokuslanayım. Ya mesela sen şey hala şey mi diyorsun? İşte hani vücut geliştirme tutkusundan mı kaynaklanıyor? Yani arkasındaki sebep ne bu kadar disiplinli olmanın mesela? Şöyle okurken kesinlikle beni sürükleyen şey yarışmalardı. Yarışma hazırlığı vesaireydi. Çünkü gerçekten aşırı zor şartlarda hazırlandım. Hani şu an geri dönüp baktığımda o zamanlara nasıl yapmışım, derdim neymiş de yapmışım gibi bile düşünüyorum yani. Yani Evet. derdim neydi bu kadar uğraştım. Ha, şu anda zaten o zamanki kadar inanılmaz bir hızla gelişme yok. Ama antrenman yapmayı seviyorum, Hiç ilerlemeyi kaçırmadın seviyorum. antrenman ben. Yani antrenman kaçırdığını görmedim. Hep yaparsın.
Seviyorum. Evet. Yapmayı seviyorum. Yeni bir sistem uyguluyoruz, onu deniyoruz. Onu beğeniyoruz. Yani Tecrübe arkasın. ediyoruz. Birilerine bir şeyler yazıyoruz. Onu tecrübe etmek istiyoruz. Yani bilmiyorum, sadece yaptıran koçlardan olmak hoşuma gitmez. Her ne kadar yarışmasam da hala denemeyi, tecrübe etmeyi seviyorum yani. Hala bir ay önce bile ben hala antrenman programımı değiştirebiliyorsam bu Evet. araştırma, öğrenme bitmiyor demektir bu işte. Kesinlikle abi ya. Bir Ya de şimdi incline press makineye geçtim, anladın mı? O bile yeni bir tutku benim evet için. evet. Ya bir de abi mesela ben sende en çok gördüğüm şey sen antrenman yapmayı. Bir de mesela sende şey kafası var abi. Sen vücut geliştirmeyi seviyorsun bence. Yani onun o bir böyle sert bir ruhu var ya. Mesela o senin hoşuna gidiyor. O senin hayatın diğer alanlarında yansımış ve o yüzden mesela antrenman yaptığın zamanki o yoğunluğun da asıl yapma sebebin o doğru olduğu için değil de sen öyle hissettiğin için yapıyorsun ki zaten doğrusu o bizim nezdimizde. Yani sende o var abi. Sen antrenman yapmayı çok sevmenin yanı sıra bir de o vücut geliştirme şeyini seviyorsun yani bence. Ama Sert bir. şöyle, tabii sosyal medyadan nasıl görülür bilmiyorum ama benim de hiç istemeden antrenmana gittiğim Of, dönemler o oldu. herkesin oluyor ya. O Çok herkesin oldu yani. problemi. Gitmediğim de oldu. Hani her şeyi saldığım olmadı. Ama oldu yani. Öf, keşke antrenman Evet. olmasa. Evet. Ama ne Doğru. var? Nöbete de gidiyordum. Lan. Keşke nöbet olmasa diyorsun da Evet. gidiyorsun yani. Gidiyorsun bir şekilde yani. Bir de abi gençlerde mesela şu var. Bu bende yani herkes de var. Bilmiyorum sen de yaşamışsındır zamanda. Yani mesela sosyal medyadan ya da böyle sosyal medya olsun ya da çevresinde yani bir abin de olabilir. Kendine rol model aldığın bir insanı kusursuz gördüğün için kusursuz görüyorsun. Ya yani mesela şu an sosyal medyadan bakan insanlar, sosyal medyadaki insanlar takipçilere göre kusursuzlar. Hiçbir hatası olmayan insanlar ki halbuki çoğunun ki yani sizin o çok özenerek baktığınız insanların çok büyük kusurları olabiliyor gerçekten hayatta. Yani bana şu çok fazla soruluyor. Her soru cevap yaptığımda en az 10 kişi soruyor, daha fazla kişi soruyor. Sporla bunu nasıl yap, abi, tıpla bunu nasıl yaptın, tıpla bunu nasıl götürdün, tıpla nasıl Bana onu döndün? birebir de soranlar bile oluyor ya böyle. Uğur Yani abi nasıl yaptın? şu ihtimali hiç düşündün mü peki? Tıp olmasaydı daha iyi olurdu muhtemelen. Evet. Yani bu en iyisi değildi zaten. Evet. Olabildiği kadarı buydu. Olabildiği kadarı da iyi oldu. Ama kesinlikle ben %100 onu da yaptım, %100 tıpı da okudum diyemem yani. Ama yani ben hep bir şeye inanırım yani. Bir uyuşturucu bağımlısı günün sonunda hep bir uyuşturucu bulur. Yani bir magazinci baktığın zaman Evet, her zaman evet. magazin yapacak bir şey bulur ve sen hani bu spor ve vücut geliştirme bence diğer ya diğer sporların nasıl bir ruh hali var bilmiyorum ama ya bir insan vücut geliştirmeyi sevdiği zaman bu fitness sağlıklı yaşam cart demiyorum bu arada vücut geliştirmeyi diyorum. Sevdiği zaman gerçekten bir şekilde çok optimal olmasa da bir şekilde devam ediyor, yapıyor yani. Ağzına sağlık. Onun dışında abi nasıl gidiyor? Başka bir şeyden İyi. bahsetmek ister misin? İyi. Ankara nasıl havalar falan? Cart, ısındın mı? Gelmedin. Abi şu an çok iyi değilim ya. Bir şey diyeyim mi? İyisin ve inanılmaz daha iyi olacaksın. Merakla İnşallah. bekliyorum. İnşallah abi ben de öyle Yani düşünüyorum. gaz vermek için değil. Beni tanıyanlar hiç gaz vermediğimi bilir. Hatta Evet yıkıcı eleştirilir. senin abi sen zaten yıkıcı eleştirilir, yapıcı bir şey dönüşüyor genelde. Ama harbiden Ya yıkıcı eleştirilerim form falan atıyordun ya, abi nasıl var diye. yani. Bak ne harbiden ya. Öyle bir cevap veriyor ki hani seni böyle arada bırakıyor tamam mı? O yüzden daha çok çabalıyorsun yani. Ama böyle arada hani şey değil. Amına koyacağız, mükemmelsin. Ya iyi. Tamam güzel iyi. Bir de şurada ha fena değil. Evet, bana hep bir arada bırakma huyum vardır. O da iyi oluyor abi. İnsan aslında birazcık daha itiyor yani. Ama şu anda gerçekten yani bu ivmeyle çok iyi gideceğini düşünüyorum ya, gerçekten. Ya abi sen biz de şu an hani aceleci olmanın bir mantığı yok zaten dediğin gibi. Hani işte 2023 olur, 2024 olmasın umarım. İşte bir sene bir yarış, bir şeyler düşünüyoruz. Bir kart mart nasip olur umarım. Olur be. Her Türk gencinin hayali zaten. Ne Abi. zaman atıyorsun podcast'ı? Abi podcast şu an bilmiyorum. Belki bu gece bile atarım hızlı Hadi editlemesi. lan at. Tamam bu gece atayım. Tamam. Direkt zaten bir şey yok ki tutacağım, sürükleyeceğim. Ama umarım sence nasıl oldu? Bence güzeldi. Ve ilk tecrübemizdi arkadaşlar bu İlk arada. tecrübemiz, ilklerin günahı olmaz. İlklerin Dinleyen günahı olmaz. herkese teşekkür Ama bir ederiz. yerden Buraya sonra kadar. açılıyor zaten. Yani onu fark ettim. Fark ettim. İlk başta ben böyle bir hani host
kafasına büründüm. O yüzden böyle bir ufak bir şey yaptım ama sonra... Ben de bir elim ayağım benim de bir dolaştı. Ne yapacağım, ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey yaptık bayağı yani. YouTube'a falan da bir şey atamıyorum. Üzülüyorum bununla da alakalı. YouTube zaten yılda 8 video. Gibi bir... bir de videolar gece saat 4.30'da falan atılıyor. Sabah uyanır, böyle şans eseri uyanırsın ya, çişe mişe kalkarsın. Ben bir bakarsın... Ben şans eseri uyanırım kardeşim, sen growth'ını yapmaya uyanırsın. Bu arada o konularda konuşmamız iyi oldu bence. Konuşulmuyor. Bence insanların ihtiyacı var bizden. İnsanların ihtiyacı vardı var. Yani. Yani doğru dediğin gibi bir şey, bizden duymaya ihtiyacı var abi. Çünkü bu işin yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de çok bilinçsiz yapılıyor ve insanlar yani bu bilinçsizlikten dolayı büyük büyük problemler değil ama problemler yaşıyorlar ve zaman kaybediyorlar. O yüzden ve sonuç da alamıyorlar. Ve sonuç da alamıyorlar. Yani o yüzden mantıklı ilerlemeler için en azından bir vizyon katmak için sizin için yapıyoruz bu işi. Daha da konuklar da gelir. Daha da güzel sohbetler, daha da güzel şeyler konuşuruz. Son bir şey diyor musun abi? Arkadaşlar, Güray Onkodu'yla. Bu arada Güray abiyle beraber. Protein Ocean. Evet, onu da duyurusunu yapayım arkadaşlar. Bu arada Protein Ocean'la çalışmaya başladık. Biliyorsunuz Güray abi zaten 5 sene oldu mu? 3 sene mi? Bayağı oldu ya. 3-5 senedir zaten Protein Ocean'la çalışıyordu. 4 senedir. Ben fazla. Ben de Protein Ocean'la artık çalışıyorum. Alaf 10 koduyla alışveriş. Tabii Güray onun yanında çok bir ağırlığı yok ama Alaf 10 buruk koduyla. Bir sevinç benim için. Senin abi zaten Gürayon akıllara kazında. Ben bile Protein Ocean'a şu an bir şey alıyor olsam Gürayon kodu kullanırım. Gürayon felsefesi. Evet. İlk bölümün sonuna geldik abi o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni yalnız bırakmadın. Ben teşekkür ederim her zaman. Yakın zamanda yanına da gelmek isterim. Seni yüz yüze de görmek isterim. Bu Ramazan vesilesiyle evet. Akşam buluştuk. Güzel bir sohbet ettik seninle. Umarım devamı da gelir. Yeri gelir benim masamda. Tabii Ramazan'da olmaz. Rakı masası. Senin o masadaki yemek videolarım zaten meşhur abi. Evet, oraya da bekliyorum. İnşallah yakın zamanda ben de yanına gelmek istiyorum koltuk diyorum. 3 aydır. Evet, 3 aydır öyle bir şey konuşuluyor. Bu arada harbiden artık koltuğu aldım. Koltuğu geç, mum falan aldım abi. Yani o kadar ilerledi mevzu. Evet, yani artık eve biraz yatırım yapıyorum. Arkaya duvar yapmışsın maşallah. Abi onu kırdırttım ya içeriye doğru. İzledin mi diyorsun ya? Evet. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Umarım yararlı bir şeyler öğrenmişizdir. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Sürçü Lisa neydi? Öyle mi? Kendinize dikkat edin. Onu ben ama merak ediyorum. Sürçü Lisan mıydı o? Sürçü Lisan etti. Sürçü affola. Kendinize iyi bakın. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Peace out. Haydi dur.